Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. 2 dakikada teknolojinin bugünkü konusu 4.5G nedir? Öncelikle şundan bahsedelim. Bu rakamların sonundaki G, İngilizce karşılığı generation yani nesil olan kelimenin kablosuz telefon teknolojileri anlamındaki kısaltması olarak kullanılıyor. Aslında 4. nesil kablosuz telefon teknolojisini destekleyen demiş oluyoruz. LTE standardını kullanan 4G yalnızca ülkemizde BTK'nın ticari amaçlarla ortaya attığı bir kavram olan 4.5G olarak anılıyor. Bu tanımın buçuğunun LTE'nin biraz değiştirilmiş hali olan LTE Advanced teknolojisini kullanmasından kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Yani LTE Advanced 5G olmadığı gibi 4G'de değil. İşte tam bu noktada ucundan azıcık kanun devreye giriyor ve biz bunun adına 4.5G diyoruz. 4.5G'nin hayatımıza katacağı en önemli şey kuşkusuz internetteki hız olacak. İşe biraz rakamlara dökecek olursak 3G'de ortalama 28-30 megabit, 4G'de 100 megabite kadar, 4.5G'de ise 400 megabite kadar ulaşabileceğiz. Yani 15 saniyede bir oyun, 1 saniyede müzik indirme, 2 saniyede 10 dakikalık video yükleme, 6.5 dakikada tam 8 GB'lık HD film indirme işlemini yapabileceğiz. Ayrıca mobil cihazlarınızdan bir futbol maçını izlerken tam o gol anında donmayı kesinlikle yaşamayacaksınız. Arkadaşlar şimdi geldik en can alıcı noktalardan bir tanesine. Telefondan telefona desteklenen maksimum hız değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin iPhone 6'da bu hız 150 megabit'e kadar çıkabiliyorken piyasada 4.5G'yi destekleyen en hızlı cihazlar 450 megabit'e kadar çıkabilecekler. Telefonunuz 4.5G'yi destekliyor olsa bile veri hızınızda değişkenlik olabiliyor, bunu unutmayın. Ayrıca internet limitlerinize dikkat etmeyi unutmayın arkadaşlar. Mesela bir videoyu izlemek için play'e bastığınızda 4.5G'de videonun tamamı siz ne olduğunu anlamadan yüklenebilir. Bu da şu anlama geliyor. İnternet kotanızı saniyeler içinde el sallayabilirsiniz. Son olarak tabii ki de sim kartınızı 4.5G'yi destekleyen bir sim kartla değiştirmeyi unutmayın. Kartınızı değiştirdiğinizde BTK'nın ısrarları sonucunda ekranlarınızda LTE A değil 4.5G yazacak. Ve böylece videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sizlere verdiğimiz 2 dakika sözünü tutabilmek için hızla burayı terk ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. 4.5G'nin hızını test edip tam olarak 334 Mbps'ye ulaştığımız videoya aha da buradan ulaşabilirsiniz.